Yunanistan adalardaki ve Anakara'daki kapasite aşımını düşürmek ve olası mülteci akınına hazırlık için yeni mülteci kampları inşa edecek. Hali hazırda adalarla birlikte ülke genelindeki mülteci sayısını 57.679 olarak belirten Yunan yetkililer, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki vize serbestliği konusunda muhtemel bir anlaşmazlığın ülkeye yeni bir sığınmacı akını yönelteceği endişesi yaşıyor. Bu arada Yunan adalarında son günlerdeki yeni yasa dışı geçişler nedeniyle Hotspot'a verilen mülteci kabul merkezlerinde de nispeten yoğunluk yaşanıyor. Save the Children örgütü yetkililerinden Jacqueline Hale, Brüksel'de yaptığı açıklamada rakamların yeniden arttığına dikkati çekti. Hale, Yunanistan'a geçişler yaz başından bu yana iki katına çıktı. Bu durum endişe verici. Zira bizim faaliyet yürüttüğümüz Sisam, Sakız ve Midilli adalarında kırılma noktasına ulaşan kapasitenin üzerinde hizmet veriliyor. Bu, çocukların ve anne babalarının hali hazırda dayanılmaz koşullar altında yaşadığını gösteriyor ifadelerini kullandı. Yunan hükümet yetkilileri adalara yasa dışı geçişlerde şimdilik olağanüstü bir durum yaşanmadığını ve durumun kontrol altında olduğunu belirtiyor. Ancak sığınmacı sorunu ile ilgili genel ve istikrarlı bir politikadan yoksun olan Avrupa Birliği'nin mevcut tavrında değişiklik olmaması durumunda önümüzdeki dönemde yaşanabilecek muhtemel sorunların en fazla Yunanistan'ı olumsuz etkilemesi bekleniyor.